Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı alanlarda değerlendirebileceğiniz tığ işi, kare, motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Kare motifleri, her türlü bebek battaniyesi, yatak örtüsü, kırlent ya da farklı kalınlıklarda ipler kullanarak masa örtüsü olarak da örebilirsiniz. Ve tercihinize bağlı olarak farklı renk kombinleri uyarlayabilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 3 mm ile desenin kurulumunu yapacağız. Hazırsanız haydi motiflerin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir ve halkanın içerisinden 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisinden tekrar 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. 3 zincir ve bu halkanın içerisine aralarında 3 zincir ile toplam 8 tane fıstık yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstığı yaptık. 3 adet zincir ve ilk yapmış olduğumuz fıstığın tepesinden kaydırma yaparak birleştirelim. 1 zincir, ipi burada keserek ana rengimiz olan beyaza geçiş yapacağız. Sihirli halkanın ipini de sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Herhangi bir iki fıstık arasından başlayabilirsiniz. İki zincir ve daima köşelerde artırma yapacağımız için köşeden başlıyorum ve öncelikle yarım köşe oluşturacağız. 4 kez ilmek kaldırarak önce fıstık yapalım. 2 zincir. Sonraki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Sonraki boşluğun içerisine önce bir tane fıstık. 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine tekrar fıstık yapalım. 2 zincir. Sonraki boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar köşe oluşturacağımız için fıstık, 3 zincir ve fıstık yapalım.
Sonraki boşluğa 3 trabzan. İki zincir. Tekrar buraya köşe oluşturacağımız için burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. İki zincir ile geçiş yaparak burada 3 tane trabzan yapacağız. Birinci köşeyi tamamlamadığımız için burayı tamamlamamız gerekiyor. İki zincir ile bu boşluğun içerisine de tekrar önce fıstık yapalım. Ve kapattıktan sonra sadece bir zincir ile fıstığın tepesine yarım trabzan yaparak sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk ve birinci köşe, ikinci köşe, üç, dördüncü köşe. Daima artırmaları köşeden yapacağımız için yarım köşe ile başlayacağız. İki zincir, önce boşluğun içerisine fıstık yapalım. İki zincir ve altta yapmış olduğumuz trabzanın sağ tarafındaki ve sol tarafındaki boşluğa iki trabzan, alttaki üç trabzanın tepesine ise yan yana üç tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Birinci kenarı bu şekilde artırmış olduk. Köşelerde daima alttaki işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Diğer kenardaki sağ taraftaki ve sol taraftaki boşluğa 2 trabzan, alttaki 3 trabzanın tepesine 3 tane yan yana trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman iki zincir ile son köşeyi tamamlayalım, fıstık yapalım.
bir zincir fıstığın tepesine yarım trabzan yaparak köşeyi oluşturalım. İki zincir boşluğun içerisine önce fıstık yapalım. İki zincir ve artık her sırada desen kendisini tekrar edecek. Köşeleri koruyarak her köşede alt sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. Kenarlarda ise altta görmüş olduğumuz trabzanların sağ tarafındaki ve sol tarafındaki boşluğa 2 trabzan, alttaki bütün trabzanların tepesine yan yana trabzan. Diğer kenarda yine sağ tarafa ve sol tarafa 2 trabzan, alttaki trabzanların tepesine yan yana trabzan. Beyaz renk ile toplam 4 sıra olana kadar kareyi büyütmeye devam edelim. Beyaz renkten toplam 4 sıra yaptım ve son boşluğa da 2 adet sık iğneyi yaptıktan sonra 2 zincir, son boşluğun içerisine fıstık yapalım. Ve tekrar beyaz renk ile devam etmeyeceğimiz için 3 zincir ve yapmış olduğumuz fıstığın tepesine kaydırma yaparak son köşeyi bu şekilde tamamlamış olduk. Bu işlemi istediğiniz kare boyutuna ulaştıktan sonra yapacaksınız arkadaşlar. Bir zincir, ipi burada keserek tekrar sarı renge dönüş yapıyorum. Bir adet zincir yaptım ve trabzanların olduğu herhangi bir kenardan başlayabilirsiniz. Her iki ilmeği birden alarak ipi buraya sabitleyelim. Bir zincir ve bütün trabzanların tepesine sık iğne yaparak devam edelim. Ortadaki zincir boşluğuna bir tane sık iğne, fıstığın tepesine tekrar sık iğne, köşedeki 3 zincir boşluğuna 5 tane sık iğne, fıstığın tepesine tekrar sık iğne, aradaki zincir boşluğuna bir sık iğne ve altta görmüş olduğumuz bütün trabzanların tepesine diğer köşeye gelene kadar sık iğne yapalım. Ve tekrar köşeye geldiğimiz zaman zincir boşluğuna bir sık iğne, fıstığın tepesine tekrar sık iğne, köşe boşluğuna 5 sık iğne, fıstığın tepesine sık iğne, fıstık ile trabzan arasındaki boşluğa bir sık iğne ve bütün trabzanların tepesine sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Son köşenin içerisine de 5 tane sık iğneyi yapıyorum. Fıstığın tepesine bir tane sık iğne, ara boşluğa tekrar sık iğne ve başladığımız noktaya gelene kadar trabzanların tepesine sık iğneyi yapalım.
arada hiç boşluk kalmadı. Ve şimdi buradan ipi kopartalım. İlmeği bu şekilde çıkartıyorum. Birleştirme yeri belli olmadan ipi gizleyeceğiz arkadaşlar. Ve bakın buradaki ilk yapmış olduğumuz ilmeğin her iki kanadını birden alıyorum. Buradaki ipi geçirelim. Bu ipi de en sonki sık iğnemizin altında kalan ilmeğin ortasından geçiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi V'ler iç içe geçmiş oldu. Hiçbir şekilde birleştirme yeri belli olmadı. Buradaki ipi tekrar alt tarafa geçirelim. Ve görmüş olduğunuz gibi daha düzgün ve muntazam oldu. Bu ilmeği de arka taraftan gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.